Merhaba bayanlar. Sizlere bu modeli anlatacağım. Çember oyası için. Ben aralarına kuyumcu kafesi yaptım. 5 tane. Ve minik minik 3 tane pırpır yaptım üstlerine. Şimdi modeli yapmak için bir tane zürafa yapıyorum. Geri geliyorum. Şimdi buraya üçlü sinek kanadı yapacağım. Bir tane yaptık. 2 3. Sinek kanatlarını sayarken düğümleri sayıyorum. 1 2 3. 3 tane düğüm oluyor. Şimdi buraya bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımı tabii ki biraz büyük tutacağım. Şöyle. İçinden geçiriyorum pırpırımın. Ve tekrar bir pırpır yapıyorum. Bunun içine çiçeğimi yapacağım çünkü. Yuvamıza ilk yaptığımız yere batıyorum. Şöyle göstereyim. Tam buraya. Şeklini bu aldım. Şimdi buraya bir tane zürafa boş yapacağım. İkinci zürafaya kuyumcu kafesi yapacağım. Dediğim gibi kuyumcu kafeslerimiz 5 tane olacak aralarında. Şimdi renkli ipimi aldım. Çiçeğimi yapacağım buraya. İlk önce düğüm atıyorum. Yaptığım tepedeki pırpıra. Düğümümü attım. Buraya bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırın içinden geçiriyorum. Düğümümü attım. Tekrar yuvaya battım. Tekrar buraya. Şimdi bunların boyu büyük küçük olmaması için yaparken böyle eşitleyin. Ondan sonra düğümünüzü sıkın. Şimdi tekrar 3 tane düğüm olacak şekilde yapacağım. Bir tane çiçeğimizin bir tarafı tamam. Şimdi geliyorum, ikinci tarafını yapacağım. Tekrar bir pırpır. Pırpırımın boyunu eşitledim elimle.
fırının içinden geçiriyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. İpim içinden geçirdim. Tekrar aynı yere batıp 2 oldu. 3 tane düğüm olacak tepemizde. Bu üçüncü. Evet. 2 taneyi tamamladık. Şimdi üçüncüye sıra geldi. Şimdi tekrar pırpır. Pırpırın içinden geçiriyorum. Aşağıya iniyorum. Düğmemi attım. Aşağı indiğim ipten geçiriyorum. İğnemi. Tekrar düğmemi attım. Tekrar aşağı indim. Aşağı indiğim ip var. Onun içinden geçiriyorum. Ve tamamladım. İpimi kesebilirim. Evet, çiçeğimiz hazır. Bu şekilde devam ediyoruz örneğimizi. Kolay gelsin bayanlar.